Bu dersimizde dosya geçmişi özelliğini aktif etmek ve kullanmak işlemini yapacağız. Öncelikle bu işlemi yapabilmek için bilgisayarınıza bir USB disk bağlamanız gerekecek veya harici bir disk veya ağ üzerinde ulaşabileceğiniz bir diske ihtiyacınız var. İşletim sisteminin kurulu olduğu diske dosya geçmişini ayarlamamız mümkün olmayacak. Temel mantık olarak bir dışarıdan ulaşabileceğimiz bir diski göstereceğiz ve bu diske sürekli istediğimiz zaman aralığında kişisel dosyalarımızın yedeklerinin alınmasını söyleyeceğiz. Bu her saat başı veya bizim belirlediğimiz zaman aralığında yapacağından dolayı biz istediğimiz zaman aralığına tekrar geri dönüp o yedekleri bilgisayarımıza tekrar yükleme işlemini yapacağız. Bunun için öncelikle klasik masa üstüne gelelim ve denetim masasını hemen açalım. Denetim masasını ben masa üstünün ikon kısa yolunu görev çubuğuna yerleştirdiğim için direkt ulaşabiliyorum. Veya farklı bir yolla ulaşalım. Direkt charms menüsü içerisinden denetim masasını arayabiliriz. Veya Microsoft ekranımıza, yani başlangıç ekranımıza gelelim. Buraya eklemiştik zaten. Denetim masasına bu bölümden ulaşabiliriz. Dosya geçmişini yapabilmek için sistem ve güvenlik bölümü içerisinden dosya geçmişi ile dosyaların yedek kopyalarını kaydet butonuna klikledikten sonra ekranda gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir dosya geçmişi kullanılmıyor. Dosya geçmişi işlemi kapalı. Biz aç bölümünü kullanarak, ki OXO disk USB disk olarak bilgisayarımıza takılı, ki hemen bunu dosya gezgininden görebiliriz bilgisayarda. Gördüğünüz gibi USB diskimiz takılı. Tekrar döndüğümüzde aç butonunu kliklediğimizde gerekli dosyalar hemen kopyalanmaya başlayacak. Ve şu anda dosyalarımız kopyalandı. Yani 17.01.2013 23.31 dakikasında, saatinde şu anda kopyalandı. Biz bir kopya daha alıyoruz. Şimdi çalıştır yaparak sürücünüze yeniden bağlanın gibi bir uyarı aldık. Şimdi tekrar çalıştırın. Bu arada zaten birçok yedeğimizi almış olduk. Eğer farklı bir sürücü seçmek istersek hemen sürücü seç kısmını kullanarak farklı bir sürücü seçebiliriz. İstersek ağ konumunu ekleyebiliriz. Yani ağdaki listeye ulaşıp şu anda tek kendi bilgisayarımız bağlı olması sebebiyle sadece kendi bilgisayarımızı gösteriyoruz. User'lar içerisinde driver'lara rahatlıkla ulaşabiliriz, ki şu anda paylaşımda bulunan herhangi bir harici disk bulunmadığı için gösteremiyoruz. Fakat direkt ağ konumunda ekleyebiliriz. Tamam dedikten sonra okey diyelim ve dosyalarımızı, ki zaten biraz önce tanımladığımız için aynı dosyayı tekrar göstermemize izin vermiyor. Bu şekilde sabit disk göstererek farklı zamanlarda, ki varsayılan olarak bu 1 saattir, 1 saatte bir ilgili dosyalarınızın hepsinin yedeğini alacaktır. Ve daha sonradan bu dosyalarınızı istediğiniz bir zamandaki dosyalarınızı geri yükleyerek dosyalarınızı kurtarmış olursunuz.